Bizim mesleğimiz için tehlikeyi söyleyeyim. Ve bu tehlikeyi biz çok yaratıyoruz. Çok. Yazanlar yaratıyor. Bu seçim arenalarında meslek örgütleri de yaratıyor, söyleniyor. Aynen şöyle yazmışım. Geleceğin değişen taleplerine tepkisiz kalmanın maliyeti tehlikelidir. Geleceğin değişen bir talebi var, yeni bir talebi var. Ama bu talebe karşı biz eksik kalıyoruz. Şimdi bunu söyledikten sonra dönüyorum, bizimle ilgili değişen bir talebi söyleyeyim. Hem mali müşavirler için, hem yeminli müşavirler için. 315 sayılı, şimdi bir arkadaşımız doktora tezi yapıyor. Bu hafta 5 saat onunla konuştuk. Hem de vergi idaresinden yetkili bir arkadaşımız. Şaşırdı ben onları söyleyince. 315 sayılı denetim standartının revize edilmiş şeklinde yeni hüküm var. Diyor ki denetçi, denetlediği kurumun mevzuata uygunluğundan sorumludur. Mevzuat işlerine de bakacak. Yani yalnız vergi işlerine bakmayacaksın. Sosyal güvenlik işlerine bakacaksın. Poşet varsa poşet riskine bakacaksın diyor. Denetim için diyor. Defteri tutan için demiyor. Bakın. Sen bu riskleri diyor dikkate alacaksın. Şimdi vergi riski gelince bende de var böyle bir iki iş adamının mektupları. Diyor ki iş adamları bizi yeminli müşavirden kurtar. Neye kurtarın? Ben vergi ademi hemen alayım. Hemen vergi ademi alayım. Bir müşavire falan ihtiyaç yok. En güvenilir adam benim diyor. İşte bak burada değişen bir talebin başka bir yerden kıstırılması gerekiyor. Çünkü aslında onun dediğini yapmak Türkiye'de kaynakların adil dağılmasını önlemek demektir. Maliyet dediğim, tehlikelidir dediğim konu o. Şimdi bunu biz gelişen, değişen taleplere yanıt vermediğimiz zaman kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. O zaman oturacağız, bir başka yönden bakacağız. İşte bu OECD'ye karşı nasıl tedbirlendir derken benim söylediğim diğer bir şeyi. Bir, şu anda yaşanan kriz, ekonomik kriz bilin. Aslında finansal krizdir. Ama finansal kriz olduğunu yansıtamıyorlar. Çünkü finansal kriz olursa Türkiye zora gidecek. Reel sektör krizi şeklinde yansıtılıyor. Bu finansal krizin nedenlerinden birisini söylemeliyiz. Verdiğiniz kredilerde denetim aramıyorsunuz ki. Denetim arasanız bazı yerlere kredi vermezsiniz. Bazı yerleri güçlendirirsiniz. Bazı kredileri yeniden yapılandırırsınız. İşte değerli arkadaşlar biraz evvel anlattığım SMM'lerin ya da YMM'lerin hakkı olan bağımsız denetim olmadan hakkı olan bu işi. Şimdi belki bazı arkadaşlar diyecek ki ya kardeşim denetim odası kurulsun. Size hikaye anlatayım. Bir de bir referans vereyim. Hepiniz okursunuz internette ya da o referans bizim sevgili Hakan Taş'tan da var. Alırsınız ondan. Romanya'da bizim Turmok gibi olan kurumun adı ÇEKAR'dır. ÇEKAR mesleği düzenliyor. ROSK raporu geldi. ROSK raporu gelirken aynen bizim Türkiye'de bir zamanlar birilerinin çıkıp, ben geçen gün o metinleri okudum. Bazı yönetenlerin, ne olacak ROSK canım? Denetim ayrıdır, defter tutma ayrıdır filan derken aslında kendisi yeminli, yeminlik de ayrı diye ayırıyor. O ROSK raporuna biz uymadık. Uymadık. Konuda aramızda olan eski genel başkanımız Nail Sanlı'nın çok büyük bir özverisi vardır. Her yere, herkese başvurdu. Ben o zaman görevli değildim, beni buldu. Ne yapmalıyız dedi. Daha o zaman genel sekreterdi, başkan da değildi.
O çıkış dolayısıyla durdu. Ama bu Romanya'da kuruldu denetim şirketi. Şimdi bakalım. Kurulan denetim şirketinde 600 kişi denetçiydi. 900'e çıktı sonra. Çekar'da 30 bin kişiydi. Bu denetçilerin de başkanı bir profesör, piyasada çalışan bir arkadaşımdı. Nasıl gidiyor Mihail diyordum. Harika. Bize itibar ediyorlar. Futbol takımlarını biz denetliyoruz, herkesi denetliyoruz. İyi ama azınlıksınız diyordum. Yok yok bir şey olmaz dedi. Geçtiğimiz toplantıda Masiz Başkanımızla Brüksel'de o derneğin yani o odanın yeni başkanı geldi bana ağlamaklı ya biliyor musun keşke seni dinleseydik. Bize konferans vermiştim Bükreş'te. Ne oldu dedim? Bizim denetim odası işi olduğu gibi kamu gözetim kurumuna geçiyor. Şimdi ben bu işte niye tecrübeliyim? 3568 sayılı yasa çıkmadan evvel hala var. Bağımsız Denetim Derneği var. Biz onu kurmuştuk. SPK bize bir tokat atıyor. Bir hakkımızı alıyordu. İtiraz etmek yerine azız ya. Ya diğer yanak da kıskandı buraya da bir tokat at derdik. Bu iş böyledir. Devletin karşısında herkesin ruhu tutulur. Ama kendi aramızda gelince birbirini kapışırız. Onun için Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu gibi denetimi biz organize etmek zorundayız. Mesela neye ihtiyacımız var? Odalarımızın sahip çıkması gerekir. Şu anda bağımsız denetçilerin eğitim almaması gerekir kanuna göre. Ama çıkan yönetmelikte kanununa göre sen de eğitim alacaksın diyor. Buna kimse itiraz etmiyor. Bunlar işte bizim mesleğin gelecektik delikleri. Peki bizim mesleğimiz gelecekte ne olacak? Burada birçok arkadaş benimle 5 aşağı yaşıttı. Bu kanun çıkmadan evvel işler nasıl gelirdi bize? Bana şirket kur. Bir problemi olur danışır. Danışırken biz o zaman defter de tutuyorduk. Defteri de alırdık. Her işini de yapardık. Büyük firmaysa da içeriye birisini yerleştirip kontrol ederdik. Şimdi diyor ki artık müşteriyi denetim yapmak ya da bizdeki gibi tasdik yaparak ya da defter tutarak bulmayacaksın diyor. Kaliteli farklı danışmanlıklar yaratacağız kendi kendine. Şimdi bunu nasıl yaratırız diyor. Şu anda önümde şu gördüğünüz uluslararası sürekli eğitim yönetmeliği yeniden değişiyor. Ve bu değişen yönetmelik şimdiki bizim Turmop'un yayınladığı hale dönüşüyor. Yani eskiden daha fazlaydı. Şimdi 20 saat zorunlu, yani bizde 20 saat zorunlu nasıl? 10 saat uzaktan eğitim, 10 saat yüz yüze eğitim yapacaksın. Geri kalan kısımları da normal eğitim yapacaksın. Şimdi Turmop bu konuda yapmış. Ama ne yazık ki bu mesleğe farklı yönden bakanlar bu eğitimin yüz yüze eğitim paralı olur mu diye başlıyorlar. Paralı olacak. Bunu paralı yapmayan hiçbir örgüt yönetimi bu mesleğe iyilik yapmaz. Niye paralı olacak? Düşük paralı olacak. Kamu gözetim kurumuyla eğitimleri farklılaştırmamak için olacak. Yani şu anda hepimiz kamu gözetim kurumuna para vermiyor muyuz eğitim için? Eğer aynı programı buraya alırsan o para buraya geçecek. Ama sen kamu gözetim kurumuna ondan sonra diyeceksin ki bak sen eğitim yapma artık ben yapıyorum diyeceksin. Önümüzde iki yol var. Ya Hollanda gibi olacağız. Bu yöntemle şu anda kamu gözetim kurumunun Turmop'a ait olan fonksiyonlarını bu şekilde alacağız. Veya size anlattığım Romanya gibi olacağız. Kellem yekün şimdikinden daha beter bizi yönetmeye bakacak. Şimdi biz bunu dijitalleşmeyi bahane edip yapmamız. Dijitalleşme diyor ki sen diyor danışmanlık yaparken bu sefer denetimini de alırsın, vergi danışmanlığını da alırsın, her şeyi alırsın. Ama Türkiye'de size her mümküne dediler, bütün konferanslarda bilgi muhasebe bilgi içindir, vergi için değildir. Şimdi tersini söylüyorum dünya. Vergiyi öne alın diyor. Ama nasıl vergiyi öne alın? Biz eksiğimiz o. Sistemleştirin. Şimdi kaç tane tebliğ var? 45-46 tane var değil mi bizim meslekle ilgili? Diyor ki öyle değil.
her yılın sonunda gelecek yıl kullanılacak tebliği yeniden yayınla. Önüne o tebliğde değişenleri koy. Yani geçmiş tebliğe göre bu şekilde yap. Şimdi değerli arkadaşlar, biz yeni iş alanları yaratmak zorundayız. Bir tane iş alanı söyleyeceğim size. Arabuluculuk bu saatten sonra almamız zor. Dediğimiz kadar. Ha, kolay. Ben tekrar siyasete döneyim. Cumhurbaşkanı olayım, o zaman kolay alırsınız. Bunun dışında alamazsınız. Ya da Vahap Adıyaman'a destek olacağız. Yalnız Cumhurbaşkanı olacak. Böyle bakan makan da olmayacak. Sözü geçmeyecek çünkü. O zaman bu değişir. Bunun dışında neden değişmez? Çünkü değişmeye kalktığınız zaman parlamentodaki 110 avukat kol kola giriyor. Kim kol kola giriyor? MHP'li avukatla HDP'li, CHP'li avukatla AKP'li. Aynen diyor ki değiştiremez. Ama şimdi size teklif edeceğim ve projesini de yaptım. Yeni bir iş alanı kurabiliriz. Biz kuracağız. Arabulucu uzmanlık sertifikası. Arabuluculuk uzmanlık sertifikası. Bunun eğitimini yapacağız. Bu sertifikayı vereceğiz. Tıpkı burada muhasebe uzmanlarında verdiğimiz sertifika gibi. Ama bunu yaparken tek bir yerle, iki yerle anlaşmamız gerekecek. Neresiyle? Barolar Birliği'yle. Ücret konusunda. Bunun saat ücreti ne olmalı?